Değerli dinleyicilerim, saygıdeğer dinleyicilerim, vefakar izleyicilerim, nasılsınız?
Güler yüzleriniz solmasın inşallah. Ne kadar da şıksınız bugün maşallah maşallah. Gözlerimi alamıyorum böyle böyle. Işıklar çıkıyor. Herkes fevkaladenin fevkinde. Demek bize böylesine değer veriyorsunuz efendim. Ne mutlu ne mutlu efendim. Çok teşekkürler ediyoruz. Var olunuz. Efendim, teşrifleriniz için, sevgi dolu yürekleriniz için, güler çehreleriniz için, her şey için, her şey için binlerce teşekkürler bizlerden sizlere. Lütfen kabul ediniz efendim. Var olunuz. Var olun. Efendim, naçizane, güftesi ve bestesi bendenize ait bir muhayyer Kürdi şarkıcığımı sizlere sunmaya çalıştım. Dinlemek lütfunda bulunduğunuz için müteşekkirim. Bilmem beğendiniz mi dünya güzelleri? Sizler için yüreğimden hissettiğimi dizelere dökmeye çalıştım. Ne mutlu efendim, ne mutlu. Sizler her şeyin en güzeline, en yücesine layıksınız. Var olunuz. Var olunuz. Efendim, malumunuz veçile, her zamanki mutat olan fasıl musikimizin icrası için hepsi birbirinden kıymetli hanende arkadaşlarımın arasına geçmek istiyorum. Yüksek müsaadelerinize sığınarak efendim. Thank you.
Değerli dinleyicilerim, saygıdeğer izleyicilerim, yüksek müsaadelerinize sığınarak sizlere fazla bekletmeden hemen misafirlerimi huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Önce Türk hafif müziğinin çok genç ama çok popüler bir ismini huzurlarınıza çağıracağım efendim. Sayın Sibel Tüzün. Canım, hoş geldin çocuğum. Hoş geldin canım. Çok teşekkür ederim. Ve efendim yine janrının çok büyük temsilcisi, kıymetli dostumuz, kıymetli arkadaşımız Sayın Metin Şentürk. Metin'cim, canım benim. Nasılsınız? İyiyim güzelim. Çok teşekkürler. Ben seni alayım, gidelim. Teşekkür ederim, abi. Teşekkür ederim. Bir tane bir şey var burada. Şöyle herhalde. Evet, canım, biraz canım. Daha. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, sağ ol. Bismillahirrahmanirrahim. Hay Allah'a şükürler olsun. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Metin'cim. Nasılsınız? İyiyim canım. Sizlerle birlikte olmak benim için çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir onur, çok mutluyum. Teşekkür ediyorum bu güzel programa bizleri davet ettiğiniz için. Estağfurullah, estağfurullah. Siz şeref verdiniz teşriflerinizle. Canım nasılsın kızım? İyiyim efendim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi tabii basından, televizyonlardan, çeşitli vesilelerle çok yakın tanıyoruz. Ama ben ilk defa Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu resepsiyonda görmüştüm değil mi efendim? Evet, orada tanışmıştık. Evet. Ne oldu, ne yaptık en son Avrupa turnesinden sonra? Evet, çok güzel bir çalışmaydı. Değil sizinle mi? Ne kadar güzel. Sizinle olmak büyük bir zevkti ayrıca. Canım, aynı şekilde. Sesin mi kısık? Evet, ben onu söyleyecektim. Çok kötü bir gribal enfeksiyon geçiriyorum. Ah canım, ve geçmiş olsun. Mersi. Geçmiş olsun. Onun zorluğu ve onun üzerinde bir şey var, böyle tutukluğu var. Hı. Ne olur beni bağışlayın. Aa, estağfurullah, ne demek, ne demek? Sonuçta biraz sesim çıkmaya çalışacak ama böyle iyi kötü idare edeceğiz bugün. En güzel şekilde inşallah. Hı. Evet, dinleyelim. Yine bir yeni eser yapmak için bayağı uğraşlar verdik. Yeni yapıt çalışmamız için uğraşlar verdik. Onun dışında birkaç sahne çalışmamız oldu. İşte fuara gittik, geldik vesaire derken bugüne kadar o süreci değerlendirmiş olduk. Evet. İnşallah bundan sonra da yeni yapıtımıza hazırlanmak üzere bir çalışma içindeyiz. Evet. Yoğun bir tempo içindeyiz. En son şeyde gördüm ben Antalya'dan gelirken. Evet. Benim şoförüm Vedat senin yanındaymış galiba. Evet. İndik diyor ki hanımefendiciğim diyor şarkı yapıyordu diyor, notaya alıyordu diyor. Ondan nasıl görüyor Allah aşkına ben nasıl görüyor diyor. Ben ne bileyim evladım nasıl görüyor, o dedim galiba bizi kandırıyor dedi. Ben 5 senedir bu spekülasyonlara vallahi ben de şaşırıyorum. Seni bu kadar yakın tanımasam bazen acaba bu diyeceğim yalan mı yapıyor? Çünkü araba kullanıyorsun değil mi Metin'ciğim? Yok yapmıyorum. O sadece bir hevesti. Ama kendi kendime yapabildiğimi kanıtlamak için yapmıştım. Için yani sonuçta zararlı bir şey. Kendimize zarar vermenin dışında karşıdakilere de zarar verme olasılığınız çok yüksek. Tabii, dolayısıyla tabii. Ama sonuçta ben şuna inanıyorum. Tavla oynuyorsun. Evet, onu iddialıyım o konuda. Ya o aralarda şeyde efendim Almanya turnesinde bizim bu çocuklarımız gençler maşallah Metin vardı. İşte neydi o Roma'yı yakan çocuk? Kenan Doğulu vardı. Ondan sonra Roma'yı yakamadık. Ondan sonra bizim şey vardı. Mahsun vardı. Kırmızı Gül vardı. Bunları gündüz görene aşk olsun. Gecede kulüplere gidiyorlar. Hepsi bir yere dağılıyorlar. Ben de gündüz devamlı alışverişe çok meraklıyım. Efendim
sabah 9 bismillahirrahmanirrahim gözümü açıyorum, yüzümü yıkıyorum. Hemen ayağı kırık itler gibi sokaktayım. Çarşıyı, pazarı ben açıyorum. Neyse 6.30-7 falan oluyor. Ingalı kış böyle geliyorum. Bunlar yine yok. Ayo, bu herifler sabah yok, öğlen yok. Öğleni zaten göremiyorum. Ama akşam yok. Nerede bunlar durmadan? Yok, yok, efendim, yok. Vazife icra. Vazifeleriniz çok önemliydi biliyorum. Efendim, neyse bir pazar günü bütün şeyler tatil. Dükkanlar kapalı. Neticede ben lobiye indim. Müdür hanım gibi oturuyorum böyle. Tabii çocuklar teker teker indiler aşağıya. Nasılsınız hanımefendi? Sağ olun, eksik olmayın. Gelin yanıma falan diye. Ondan sonra meğerse o gün epey işleri varmış onların. Ben bunları bir güzel oturtturdum tabii. Hiçbir yere gidemezsiniz. Oturun burada, hep beraber oturacağız dedim. Aa, hayatımda ilk defa bir erkeğin peşine kadının düştüğünü gördüm. O randevuya gitmedikleri kadınlar ta otele kadar gelmez mi? Aa, şaşırdım kaldım. Ben böyle şey görmedim. Efendim, ben bu konuda kendimi hariç tutuyorum. Sen o listede ben yoktum. Sen yapmazsın. Yapmam. Belki Mahsun yapmıştır. Efendim, biliyorsunuz gözü görmeyenler bu işlerden muaf tutuluyor. Aman evladım, görmekle ne alakası var bunun? Kuşların bana söylediğine göre en fazla da sen uçuyormuşsun. Yok yok efendim, ben yerde zor yürüyorum. Nasıl uçabilirim? Ah canım benim, kurban olurum sana ben. Biz böyle daldık sohbetimize. Dünya güzeli. Siz çalışmalarınızdan biraz bahsedebilir misiniz bize? Benim ikinci bu kasetim... Bu en son kasetiniz de çok muhteşem. Teşekkür ederim. Hakikaten sözün arasına hem sordum soruyu hem de kendim söze giriyorum. Bağışlayın. Estağfurullah. Hakikaten çok beğendim. Çok zevkli bir çalışma. Çok gerçekten. Güzel, çok güzel. Hele o hamamda ne güzel yıkandınız, ne güzel oynadınız ayol. Vallahi bayıldım. Pür neşe, fevkalade. Bayağı biz beraber gelin hamamı yaşadık. İlkinde şamata vardı, şamata. Beni bağlamaz vardı. Ruh sonra... yapısı olarak hep böyle haşarı bir çocuk musunuz? Biraz var sanıyorum. Muzurluk bir, birazcık var. Var değil bence. Mi bir şeyler? Var. Evet. Ama yavaş yavaş daha duygusal parçaları da kayıyoruz. Şimdi kasetimizde de hem böyle... Sezen Aksu'nun dokunuşlarıyla da çok tiyatral böyle cici şarkılar da var. Hem de çok duygusal, bana çok dokunan söylerken şarkılar da var. Fevkalade romantik, lirizmi önde tutan eserler de demek. Evet. Bu kasetinizin vücuda gelişinde Sayın Sezen Aksu'nun emeği çok oldu mu? Çok emekleri var. Öyle duydum çünkü. Dört güzel eserde hem söz hem beste olarak hem de manevi destek olarak çok büyük katkıları oldu. Prodüktörümüz Şehrazat'tı. Öyle mi? Zaten Sacit Bey de bizlerle birlikte teşvik mesai yaptı. Hep beraber işte bir senede aşağı yukarı kotardık fevkalade. Kasede. Fevkalade. Teşekkür ederiz. Siz daha önceden sevgili Sezen'in vokalistiydiniz. Yok, Sezen Hanım'la çalışamadım. Sezen Hanım'ın son kasetinde bir birlikteliğimiz oldu. Bir şarkıya sevgili Sertab Erener'le beraber öyle vokal yaptık. Öyle. Ajda Pekkan'la çalıştım, Mülket Duru'yla çalıştım. Vokali Erol Evgin'le çalıştım, onlar da vokalistim. Evet, fevkalade. Peki sizin sesinizin böyle vüsatli ve fevkalade güzel oluşu... Sevgili Ajda Pekkan'ın dikkatini çekti mi? Çekti herhalde ki beraber çalışma fırsatını en azından yakalayabildim onlarla. Sonra hiç yardım gördünüz mü? Yok, Ajda Hanım'la daha sonra tabii ki her karşılaşmamızda çok hoş sohbetlerimiz olur ama... daha sonra ben vokal yaptığım senelerden sonra zaten... firmasıyla çalışmaya başladım. Hı hı. Onlardan böyle bir kaset teklifi peki nasıl geldi. Keşfettiler sizi bir vokalistken? O dönemde Kapkara'da çalışıyordum ben. Kapkara diye Etiler'de bir bar vardı. Orada çalışıyordum. Daha yeni kurulduğu müzik üretime daha yeni geçtiği dönemlerde. Sacit Beyler
gelmişlerdi, uğramışlardı, dinlediler. Daha sonra işte çağırdılar, konuştuk beraber. O dönemde Fatih Erkoç, Atilla Şereftu sağ olsunlar. Onlar da çok uğraşmışlardı yani benim Raks'a gelmem için. Yani Sacit Bey keşfetti o zaman. Evet, Sacit Bey keşfetti. Sacit Bey malın iyisinden anlıyor demek ki. Sacit Bey cebinde anlaşmalarla dolaşıyor. Evet, 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 evet. Ne iyi etmiş Sacit Bey. Değil mi efendim? Güzel kızımıza kavuştuk. Bir de ben yine okuduğum ve gördüğümden ötürü soruyorum. Siz bütün erkeklerin göz bebeğiymişsiniz ve sizi en seksi hanım sanatçı olarak seçmişler. Evet, öyle bir öyle şey var. Sen bir ayağa kalk da ben de bir bakayım şöyle. Kalk da ben de bir göreyim. Sen de bir bak gör. Kalk bakayım dünya güzeli çocuğum, kalk. Fena şöyle sayılmaz ama değil mi hanımefendi? Güzel. Metin nasıl buluyorsun? Vallahi biraz daha bakarsam gözlerim açılacak hanımefendi. Fevkalade, fevkalade. Fevkalade. Sen hiç oturma. Hadi kalk bize bir şarkı tamam. söyle bakalım. İnşallah onu da beğenirsiniz. Olmazsa. Benim gözüm kapalı. Bilerek sana yazılıyorum. Penceresi yaralı. Her yerine bayılıyorum. Yavrum baba nereli, nereden bu kaşın gözün temeli, sana neler demeli, ay seni çıtır çıtır yemeli. Anam babam aman kaçın kurası, bu ne baş belası, bu gönül kirası. Anam babam aman kaçın kurası, bu ne baş belası, bu gönül kirası. Olur inşallah kuruna da posuna da bin maşallah. Senden gelecek cefalara, nazlara, sözlere, saflara eyvallah. Aman güzel nasip olur inşallah kuruna da posuna da bin maşallah. Senden gelecek cefalara, nazlara, sözlere, saflara eyvallah. Kaçın kurası, bu ne baş belası, bu gönül kirası. Anam babam aman kaçın kurası, bu ne baş belası, bu gönül kirası. Bu aman bize nasip olur inşallah, boyuna da posuna da bin maşallah. Senden gelecek cefalara, nazlara, sözlere, sazlara eyvallah. Aman bize nasip olur inşallah, boyuna da posuna da bin maşallah. Senden gelecek cefalara, nazlara, sözlere, sazlara eyvallah. Aman bize nasip olur inşallah, boyuna da posuna da bin maşallah. Senden gelecek cefalara, nazlara, sözlere, sazlara eyvallah. Aman bize nasip olur inşallah, boyuna da posuna da bin maşallah. Senden gelecek cefalara, nazlara, sözlere, sazlara eyvallah. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bravo, bravo, bravo. Aferin benim kızıma. Teşekkür ederim. Canım ne güzel okudu. Hem de canlı. Vallahi bravo. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağ olasın.
Metin'cim, lütfedecek misin? Estağfurullah, ne demek? Yalnız ben senden Metin'cim, hı hı, eğer çok şey istemezsem, samimiyetimizi, bana olan sevgine güvenerek istiyorum gayet, tabii gayet bunları. Bana bir de ut çalacaksın diye. Tabii, canım? Ne demek? Ne demek? Sevgilim.
emeklerinize hasret bırakmasın. Teşekkür ediyorum. Çok mersi. Bir Hicaz dolaş bakayım bana maestro.
Yok mu bunun ilacı? Kimek nasip olmadı?
zevk aldım. Yine dul kaldım. Efendim Allah sizlere uzun ömür versin. Amin. Çok uzun ömür versin. Amin, bir de koca versin. Versin inşallah. Efendim kıymetinizi bilen bir koca versin inşallah. İnşallah. Artık benim boyumca çocuğum var. Benim koca neyim ayol? Beni anca imam götürür artık bundan sonra. Allah korusun. Allah korusun. Allah razı olsun. Size ufak bir tiyo vermek istiyorum. Bu dünya güzeli kızımız çok güzel taklit yapıyormuş. Ben istemiyorum ama sizi bilemem tabii. Teşekkür ederim. Ben istemiyorum, onlar istiyor. Tamam. İbrahim Tatlıses yapmaya çalışayım. Tabii. Müsaadenizle. Şu mikrofonla söylersem daha mı iyi olur acaba? Tamam. Yaka mikrofonu da alıyor, o da olabilir. Tamam. Erdemat, Erdemat zalim felah sinema vurma beni. Benim arkadaşımın prozodisi bu kadar bozuk mu? Yapıyor mu? Arada yapıyor. Yapıyor yani, mu? Arada yapıyor bazen. Eyvahlar olsun. Ben duymadım. Yoksa ben çok sevdiğim için mi bana gözükmüyor? Peki başka hangi starlardan örnekler verebiliyorsunuz? Bir dönem Ajda Pekkan yapmıştım. Nikhet Duru'yu birazcık. Öyle mi? Yapmıştım. Bir Nikhet'e bakalım mı bir? Evet. Birazcık. Şimdi onda da şöyle tek omuz. O tabi yerinde duramaz maşallah. Tabii. Böyle belini elinde cımbızı aynası, tumbada oturur mahmure. Yastık çekerek mahmure, yastık dikerek mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek mahmure. Yastık çekerek mahmure, yastık dikerek mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek mahmure. Bravo. Şimdi bu taklitlerdeki maharetinizi bir kez daha istirham edelim, rica edelim. Musiki alanında da göstermenizi değerli izleyicilerimiz.
Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ ol çocuğum. Sağ ol. Sıra kimde acaba? Kurbanlık koyun kim? Seve seve kurbanlık koyun olabilirim size. Piti piti karamelize. Canım benim, lütfedecek misin? Ne demek? Canım benim için bir şeref. Metin'cim, ilk okuduğun eser sevgili İbrahim Tatlıses'indi. Evet. Çok seviyorsun herhalde o şarkıyı. Çok seviyorum. Hem kendisini çok severim hem bu parçayı çok seviyorum. Biz de çok seviyoruz. Burada da seslendirmek çok güzel bir eser. Zaten İbrahim Bey'in yorumu. Gayet. Namütenahi. Artık gayet. Kelimelerle tarif ve tasvir edilemez. Biz buradan kendisine sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bütün kalbimle ben yani de ya. Aynı sevgileri. Peki şimdi kendi eserlerinden, son kasetinden bize ne okursun? Sana aitim. Diyelim mi? Tabii. yalnız Metin'ciğim. Ben biraz ablayım ben tabii. Biraz mütecessizim. Onun için merak ediyorum. Bu acaba kim bu ait olduğun kişi? Ama galiba bu gidişte henüz hala kendime ait. Öyle mi? Evet. Dünya güzel. Niye öyle kaldın benim? Ben bir çare bir köşede oturup bekliyorum. Ah kurban olurum sana. Bütün kızları kurban ederim ben. Yavrum benim. Peki seni dinliyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Uzak oluşuma bakma, sana karşı koyuşuma bakma, vurdum duymaz oluşuma, yalnızca seninim, senin sevgilinim, ben sana uzak oluşuma bakma, sana karşı koyuşuma bakma, vurdum duymaz oluşuma, yalnızca seninim, senin sevgilinim, ben sana yalnızca seninim, senin sevgilinim, ben sana aitim, artık anladım. Yalnızca seninim, senin sevgilinim. Yalnızca
seninim, senin sevgilinim, ben sana aitim. Ben kimseyi böyle delice kıskanmadım, hiç kimseye böyle yürekten bağlanmadım. Ben kimseyi böyle delice kıskanmadım, hiç kimseye böyle yürekten bağlanmadım. Ben kimse için bir gün oturup ağlamadım, yalnızca seninim, senin sevgilinim, ben sana aitim, artık anladım. Yalnızca seninim, senin sevgilinim. Ben kimseyi böyle delice kıskanmadım, hiç kimseye böyle yürekten bağlanmadım. Ben kimse için bir gün oturup ağlamadım, yalnızca seninim, senin sevgilinim, ben sana ait, artık anladım. Yalnızca seninim, senin sevgilinim, ben sana ait. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok tersin, çok tersin. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ağzına teşekkür sağlık. Ediyorum. Çok mersi. Sağ olun. Canım benim. Hanımefendi, uygun görürseniz sizin son yapıtınızdan bir parça da biz dinlemek istersek acaba bir suçu lisan etmiş olur muyuz? Estağfurullah, estağfurullah. Şeref duyarım. Peki, bugün hep böyle ayrılıklardan gittik. Seyredenler biraz karamsarlığa kapılacak ama bu programda böyle olsun. Efendim, son kasetimde bir eser var. Çok seviyorum. Hepsini tabii hissederek, severek okudum ama bu da içlerinde çok sevdiğim bir eser. Ayrılmak çözümse senin için, bırak git, beni hiç düşünme. Sileceksen mazimizi bir çırpıda, bir daha, bir daha, bir daha geri dönme. Çözümse senin için, bırak git, beni hiç düşünme. Sileceksen mazimizi bir çırpıda, bir daha bana dönme. Sileceksen mazimizi bir çırpıda, bir daha bana dönme. Sakın bir daha bana geri
senin için. Bırak git beni hiç düşünme. Sileceksen mazimizi bir çırpıda, bir daha bana dönme. Sileceksen mazimizi bir çırpıda, bir daha bana dönme. Yüzünü göremem, sesini duyamam. Bu ayrılığa boş yere ağlayamam. Tekrar hayatıma girme, sana yandığımı bilme. Sakın bir daha bana geri dönme. Yüzünü beğendiniz mi? Çok güzel. Harikasınız. Canım benim, çok teşekkür ediyorum. Dünya güzelleri, sizler beğendiniz mi? Evet. Sağ olun. Evet. Yarim seni.